Arkadaşlar herkese selam. Şimdi sizlere hem piyasa ile ilgili biraz güncelleme yapmak istiyorum hem de arkadaşlar sizlere birkaç tane böyle yaklaşmanız gereken, takip etmeniz gereken coinlerden bahsedeceğim. Bir iki tane de arkadaşlar sizlere artık böyle uzak durmanızı tavsiye ettim. Birkaç coinim olacak. Sizlere biraz bu işin felsefesini aktarmak isteyeceğim. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Evet, ilk önce karşımızda Bitcoin var. Ben Bitcoin'de geçtiğimiz günlerde aslında Bitcoin 60.600 dolar seviyelerindeyken, yani şuradaki yani sarı çizginin olduğu yerlerdeyken arkadaşlar bir grafik paylaşmıştım. Şu çizgide çekmiştim. Yani şurada görmüş olduğunuz şu okları koymuştum arkadaşlar. Dedim ki Bitcoin eğer böyle bir şey yaparsa Bitcoin'in şöyle bir hareket yapacağını ve de arkadaşlar ardından tekrar 70 bin dolar seviyelerini göreceğimizi ben varsayıyordum. Ama tabii ki buna da bir şart koştum. Eğer buradaki eğer dönüş seviyesi şuranın altına eğer olursa, yani 56 binlere bir sakma gerçekleşirse arkadaşlar, buradaki o zaman tabii ki formasyon iptal olur. Bununla da sebep şu arkadaşlar, aslında dikkat etmemiz gereken bir başka olay da şu. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aslında bir görünmeyen bir yani engel var. Bariyer var. Bu bariyerden bir reddedik. Eğer aşağı doğru bir sarkma eğer yaşarsak arkadaşlar, bu sefer bizim için önemli olacak yer neresiydi? 56 bin dolar seviyeleriydi. Eğer oralardan da aşağılara eğer sarkarsa arkadaşlar, zaten şuradaki 52 binin çalışmasını bekliyor olacağız arkadaşlar. Veya da 53.300 seviyelerin çalışmasını bekliyor olacağız arkadaşlar. Benim şimdi kısa vadede ise beklentim tekrardan göreceğimizi düşünüyorum. 57.500 seviyelerini ardından yükseleceğimizi ben öngörüyorum arkadaşlar. Çok yakın zamanda. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı da arkadaşlar, zaten bunu biz söylüyorduk ve yine bir önceki videodan kalma zaten grafiğimiz de şurada arkadaşlar. Birazdan netleştirdim. Evet, şuralardan 54 binlerden 57 binlere çok rahat bir şekilde ben geleceğimizi söylemiştim ve de dediğim gibi de oluyor şu an. Şöyle biraz daha zoom out yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar benim beklentim 64 binlere kadar tekrardan çıkacağımız yönünde ve zaten daha sonra da altcoin boğasının başlayacağı seviyeler olarak da zaten 64 bin lira, hatta ne kadar yukarı çıkarsak o kadar bizim için daha iyi arkadaşlar, 67 bin de olabilir. Yani altcoinlerin hem Bitcoin'in çıkması hem de yani dominansın düşmesi demek altcoin boğası demek zaten arkadaşlar. Dominans ne kadar yükseğiyse arkadaşlar o kadar da güzel bir boğa göreceğimizi söylüyorduk her zaman. Şimdi US Dollar Tether dominansında arkadaşlar. Evet, dominansında da zaten şu anda o büyük düşüş gerçekleştiği zaman arkadaşlar 6.77'ye kadar bir yükseliş gerçekleşti. Şimdi de aslında iyi kötü Fibonacci'ye riayet etmiş. Bunun şu an burnu yukarıya doğru gözüküyor arkadaşlar. Bu da yani yükselen bir yön var gibi söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar önemli olan tekrardan 6.53'lere kadar bir yükseliş görebiliriz. Buralardan aşağı doğru sarkmasını temenni edeceğiz ki biz de güzel bir artık yükselişlere doğru geçebilelim. Hemen Ethereum'a da bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum'da çok önemli olduğunu söylediğimiz 2780 dolar seviyesi vardı. Yani şu çizgi arkadaşlar. Buradan da reddimizi yedik. Ben bunu Telegram'da zaten kanalımızda da sürekli söyledim. Şu çizgiyi tekrardan aşmalıyız diye de geçemedik arkadaşlar. Bir iki kere teğet geçtik. Tekrardan şuradaki çizginin, şu bizi sarı büyük kamanın tekrardan bizi tutmasını ümit ediyorum arkadaşlar. Yani şu desteğin aslında 2200 dolar seviyelerinin tekrardan Ethereum'da çalışmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yoksa aşağılara düşüş derinleşebilir. 1750-50 dolarlara kadar bir düşüş görme ihtimalimiz artar arkadaşlar. Şimdi Solana'ya geçeyim. Çünkü Solana'yı ben de çok seviyorum. Solana'da da arkadaşlar benim şöyle bir beklentim vardı. 146 dolar seviyelerinden aslında tutunmasını bir tık bekliyordum ama sanırım o olmadı. Tekrardan 34 dolar seviyelerinden bir yükselişle tek şöyle bir hareket yapması bekleyebiliriz. Tekrardan 180-190 dolarlara bir yükseliş gelebilir ama dediğim gibi şuradaki aslında bir de evet burada da bir XAVC formasyonu da var. Evet, yani 134 dolarlardan tekrardan şu 130'ları eğer riske edip zorlayıp yukarılara çıkma şansımız var arkadaşlar. Bunu da takip listenizi alın. AV'ye geçmek istiyorum. AV ile ilgili size küçük bir şey söylemek istiyorum. AV arkadaşlar bence şu 113 dolar seviyelerinde error'e kaybetmezse arkadaşlar ben yükselişlerin geleceğini söylemek istiyorum. Çünkü AV her zaman markete bir tık önden aslında ne yapıyor arkadaşlar? Kılavuzluk yapıyor. Onun için AV'yi çok seviyorum arkadaşlar. AV'den bazen öncü bir şey olarak faydalanma şansınız var arkadaşlar. Onu söylemek için şey yaptım. Şimdi Maker'dan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Maker'ı biz zaten aslında takip edenler biliyordur. Bizim 600 dolarlardan güzel bir
longlarımız vardı. Ardından spotlarımız vardı arkadaşlar. Spotlardan da almıştık ve de şu çanağı tamamlayacağımızı söylemiştim. Benim öngörüm 3400-3300 dolar seviyeleriydi. Fakat o daha sonra 4000 dolarlara kadar tırmandı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir alçalan kama formasyonun olduğunu ben söylemek istiyorum. Şu anda da zaten bildiğiniz gibi Maker isim değişikliğine gidiyor. Yani rebranding yapıyor arkadaşlar. Bunun da ben ilerleyen günlerde güzel bir yükselişe tekrar vesile olabileceğini söylemek istiyorum. Bunu da arkadaşlar zaten şöyle güzel de bir alçalan kama formasyonuyla birlikte arkadaşlar şöyle bir yükselişi ben tekrardan boğayla birlikte göreceğimi söylemek istiyorum. Yani tabii ki biraz şu an için erken olabilir. Biraz beklemekte de fayda var. Bence Maker'ı takibinize alın. Şuradaki eğer yani sarı çizginin dışına çıktığı zaman arkadaşlar ve de ne derler haberlerle birlikte güzel yükselişi vadeli de yakalayabilirsiniz. Onu da yani kaçırmamanız için söylemek istedim. Şimdi gelelim Matic'e arkadaşlar. Matic biraz son dönemde aslında gücünü kaybetti ama şuradaki 33 sent seviyelerinden de güzel tepkisini aldı. Tekrardan arkadaşlar şöyle 58 sent seviyelerinde tutunması ve gelmesi gerekiyor. Yani yoksa artık piyasadaki etkinliğini baskınlığını yitirmeye başlayacak. Şu anda da zaten dediğiniz gibi artık yani Matic coin'ler Pol olarak değişecek. Pol coin olacak arkadaşlar. Pol coin ile birlikte belki bir hani bir iki de fonksiyon açıklarlarsa arkadaşlar bir iki de yenilik tekrardan bir yükselişi görme şansınız var. O zaman da zaten bizleri yani takip edeceğimiz seviyeler 73 sentte 1.25 dolar olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere biraz tavsiye ve de daha çok felsefe yani daha çok arkadaşlar yöntemimizi anlatmak üzere şimdi sizlere biraz Avail'ı seçtim. Avail arkadaşlar bildiğiniz gibi çok önemli bir proje, büyük bir proje, birçok ekosisteme entegre olabilen bir proje. Bu yüzden çok değerli. Şimdi arkadaşlar sizlere söylemek istediğim bir şey var. Avail'ın arkadaşlar private round satış fiyatı arkadaşlar 8 sent civarlarındaydı. Yani her 8 sente yaklaştığında arkadaşlar sizler aslında Avail alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere böyle bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda da zaten 11-12 sent seviyelerinde. Yani dediğim gibi arkadaşlar 8 sente yaklaştığında her Avail sizlere kar ettirecektir. Çünkü arkadaşlar Avail'ın biz bu ön satış turlarını falan takip ettiğimiz için bu insanların yatırım yaparken de arkadaşlar Avail'a kaç fiyattan yatırım yaptıklarını gördük, bildik. Sizlere bu bilgiyi vermek istiyorum o açıdan. Yine aynı şekilde arkadaşlar Layer Zero da öyleydi. Ben Layer Zero'yu Twitter'da da paylaştım. Şuradaki seviyeyi aşamayınca arkadaşlar ne oldu? Buradan aşağıdan desteğini bulmuş oldu. Ben aslında şurada sizlere de hatta yazmıştım Twitter'da 3 doların altında alabileceğiniz her ZRO coin bedavadır arkadaşlar sizlere maliye. Çünkü adamlar bunu 1 yıl vestingle aldılar 3 dolar. Yani ya yatırımcılarda bir yanlış hareket var ya da bizler geç kalıyoruz. Eğer burada arkadaşlar şu an alanlar bile 4.22'ye kafa attı. Yani longlayanlar bile zaten buradan güzel bir parayı kazandılar. En az %25'lik bir kar kazanmış oldu. %20'lik bir kar kazanmış oldular. Yani dediğim gibi şu anda da arkadaşlar şöyle bir yani hareket yapıp en sonunda zaten 4.40 üstüne atacak. 4.40'ın üstüne attıktan sonra zaten 6 dolarlara ben yükselişin çok rahatlıkla başlayacağını söylemek istiyorum. Ve de niye bu coinlerden bahsettiğimden de az sonra geleceğim. Bunlardan bir diğeri de Pit arkadaşlar. Pit de arkadaşlar çok önemli bir projeye bence ben çok değer veriyorum. Pit de bildiğiniz Link'in, Chainlink'in aslında bir başka versiyonu. Bu arkadaşlar da aslında çok güzel bir hype ile arkadaşlar 1 dolar seviyelerine kadar yükseldiler. Şu anda da 22 sent seviyelerindeler. Çok özür dilerim 28 sent seviyelerindeler ki bence artık yani düşüşün şöyle bir tamamlandığını öngörebiliyoruz. Yani güç toplayacak arkadaşlar ve de güç toplanınca ne yapacaktı? Diğer tüm altcoin'ler gibi arkadaşlar buradaki çanağı şöyle bir tamamlayacak arkadaşlar. Yani sizlere en az 5-6x'lik bir katkı verecek. Tabii ki burada da takip edeceğiniz ara seviyeler olacaktır. Mesela 40 sent güzel bir ara seviye. Buralara longlayıp daha sonra da shortlama imkanınız da var arkadaşlar. Zaten biz bunları devamlı paylaşıyoruz kanalımızda. Şimdi sizlere son bir coin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da aslında almamanız için sizlere göstermek istiyorum. Dot arkadaşlar. Polkadot ne yaparsa yapsın bu coin hiçbir şekilde insanları memnun etmediği ekosistem bomboş. Sadece bazı insanlar para kazanıp bazı insanlar para kaybediyor arkadaşlar. Yani Dogecoin'den bir beklentiniz olmasın. Tekrardan 40 dolarlar 38 dolarlar görür mü diye beklemeyin. Çünkü Dogecoin arkadaşlar adamlar 15 milyon dolar marketing yapmışlar. Nereye ne harcadıkları belirli hiçbir yerde konuşulmuyor. Son derece başarısız. Neredeyse arkadaşlar ölü bir ekosisteme doğru ilerlemekte. Sizlere tavsiyem böyle arkadaşlar. Dot gibi şey görmüş coinlerden biraz uzak durmanız. Örneğin Ripple'da bence bunlardan biri. Maalesef Ripple'da hep bir dava süreci. Çok güzel fırsatlar oluyor. Böyle saçma sapan iğneler atıyor ama hiçbir zaman gerçekten hodl edenleri mutlu etmedi. Bir gün belki tekrardan edecek ama yani sırf onu beklemek için de varlıklarınızı, paralarınızı buralarda tutmayın arkadaşlar. Gidin yeni coinlere bakın. Mesela
Manta da şu an aslında bunlardan biri gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekosistem çok güzel airdrop verdi. Çok güzel şeyler yaptı. Fakat hani şu an ekosistem olarak bir ışık, coin'i bir ışık yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten düştükçe düşüyor. 67'lerde tutunmaya çalışıyor. Yani eğer stepinize eğer atmak istiyorsanız 85 dolar seviyelerinde en azından görmenizi tavsiye ederim ki şuralara artık şu burnunu yukarı çevirdiğini biraz ikna olmamız için arkadaşlar. Biraz daha böyle muhabbet tadında bir şey anlatmak istedim arkadaşlar sizlere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.